Dostlar merhabalar. 10. ünitemizin konu testini çözüyorum arkadaşlarım. Bir numarayla başlıyorum hemencecik. Soruyu çözmeye bakalım ne diyor. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Bakınız yukarıda sin kos, sin kos var. Yani sinüsün toplam formülü var arkadaşlarım. Aradaki işaret artı olduğu için. Toplayalım bu keratıları. 57 yapıyor galiba. Evet sinüs 57 çıkar burası. Bölü. Aşağıya bakıyorum. Sin kos sin kos kos yok. Sin sin kos kos var arkadaşlarım. Kosinüsün toplam fark formülü olacak. Aradaki işaret artı olduğu için kosinüsün fark formülü olacak kardeşim. Bu tabii bu da neye eşit olacak? 52'den 19'u çıkartalım hemen. 52'den 19 çıktı. 3 4'ten 1 çıktı. 33 geldi. Kosinüs 33'müş bu da dostlarım. Şimdi sinüs 57, kosinüs 33'e bölünecek. Toplamları 90 olduğu için bunlar birbirine eşit gelecek. Ve böldüğümüzde de 1 çıktı sorunun cevabı. Geldik 2 numaraya dostlarım. Bakalım ne diyor? Sinüsün toplam formülünü yapın diyor. Yine aşağıda da sinüsün fark formülünü yapın diyor. Eşittir 3 olacak. Hadi yapalım. Sinüsün toplam formülü. Sin kos, sinüs x, kosinüs 45 gelecek tabi burada. Sonra artı yine kos sin gelecek. Kosinüs x sinüs 45 gelecek dostlarım. Sin 45. Bölü. Şimdi şuraya bakalım. Sinüsün fark formülü var burada da dostlarım. Hemen açalım. Sinüs x çarpı kosinüs 45 eksi sinüs 45 çarpı kosinüs x geldi. Eşittir 3 oldu. Şimdi bir içler dışlar çarpımı yapalım hemen burada. İçlerimizi dışlarımızı çarparsak aslında ne geliyor buradan? 3 tane hani şuradan direkt bunları toplamı ne oluyor? 2x oluyor. Yok gerek yok. Tamam boş verin. Böyle bir devam edelim bakalım. Biz ne gelecek buradan? 3 tane sin x çarpı kosinüs 45 yani kök 2 bölü 2 eksi sinüs 45 çarpı kosinüs x gelecek. Sinüs 45 de kök 2 bölü 2 çarpı kosinüs x geldi burası. Bir de çarpı 3'ümüz var tabi. Eşittir. Sinüs x çarpı kosinüs 45. Yani kök 2 bölü 2 çarpı sinüs x geldi. Artı kosinüs x çarpı sinüs 45. Yani kök 2 bölü 2 çarpı kosinüs x geldi. Şimdi burada 3 tane sinüs x var. Burada 1 tane var. Bu bir taneyi buraya alalım. 2 tane sinüs x sinüs x çarpı kök 2 bölü 2 gelecek arkadaşım. Çarpı kök 2 bölü 2. Şöyle yazayım ben bunu. Sonra şunları kullandım. Burada eksi 3 tane var. Buraya atalım 4 tane olsun. 4 tane kök 2 bölü 2 çarpı kosinüs x de burada oluştu. Şu 2 ile şu gitsin. Şununla da şu gitsin. Şöyle bir şey kaldı. Kök 2 çarpı sinüs x eşittir. 2 kök 2 çarpı kosinüs x kaldı dostlarım. Hemen düzenleyelim bunu da. Şöyle sin bölü kos yapalım. Tanjanta dönüştürelim. Sinüs bölü kosinüs oldu. Eşittir. 2 kök 2 bölü kök 2 geldi. Sin bölü kos. Şunlar da giderse tanjant x'imiz eşittir 2 çıktı. Ama bize kotanjant x'i soruyordu dostlarım. O yüzden 1 bölü 2 geldi sorumuzun cevabı. Ve geçtim 3 numaraya. BC, EC'nin 3 katıdır. Şurası 1 ise burası toplam 3 olacakmış. 2 oldu burası arkadaşım. Şurası 3, şurası 3 diyelim. Şimdi tanjant alfayı soruyor bana. Ben şöyle yapıp alfayı x ve y cinsinden yazıyorum. Yine burası 1, burası 3, burası 2'dir dostlarım. Şimdi tanjant alfa dediğim artık tanjant x artı y'ye döndü. X artı y'nin de açılımını yazıyorum dostlarım. Tanjant x gelecek. Tanjant x hemen söyleyelim 1 bölü 3. Artı tanjant y gelecek. Onu da söyleyelim 2 bölü 3. Bölü 1 eksi şu 2 keratanın çarpımı yani 2 bölü 9. Yukarısı 3 bölü 3'ten 1 çıktı. Bölü aşağısı 9 2 çıktı 7 bölü 9 oldu. Ters çevirip çarptığımızda 9 bölü 7 yani Denizli şıkkı çıktı kardeşim. Ve geldim 4 numaraya. Olduğuna göre kosinüs 5 ifadesinin değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi kosinüs 5 dediğimiz şey kosinüs pi bölü 5 dediğimiz ifade 2 çarpı
Pi bölü 10'a eşit arkadaşlarım. Şöyle yazılabiliyor. Bakın 2 ile 10 sadeleşince pi bölü 5 kaldı. Demek ki benden kosinüs 2 çarpı pi bölü 10 ya bu. Kosinüsün yarım açısını istiyor kardeşim. Yani şöyle yapacağım o zaman ben. Kos kare pi bölü 10 eksi sin kare pi bölü 10 yazacağız buraya. Peki kos kare pi bölü 10. Hatta bunu da düzenleyelim. Kos kare yerine ne yazabiliyorduk biz? 1 eksi sin kare pi bölü 10 diyebiliyorduk. Peki bunu da şurada bir tane daha eksi sin kare pi bölü 10 var. 1 eksi 2 tane sin kare pi bölü 10 diye yazdım arkadaşım. Peki sinüs pi bölü 10'u biliyoruz biz. Hemen getirip yerine yazalım. Şurada yazayım arkadaşım ben yerine. 1 eksi 2 çarpı kök 5 eksi 1 bölü 4'ün karesi gelecek. Sorumuzun cevabı bu olacak arkadaşlarım. Tabi bunu da şimdi bir düzenleyelim hemen biz. 1 eksi 2 çarpı şuranın karesini alıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı bölü 4'ün karesi de 16 geldi. Şu 2 ile 16'yı sadeleştirelim, 8 olsun. 1 eksi 6 eksi 2 kök 5 bölü 8 oldu dostlarım burası. 8 ile şunu çarpıyorum. 8 eksiyi de buraya dağıtalım. Eksi 6 artı 2 kök 5 bölü 8 oldu. Yani 2 artı 2 kök 5 bölü 8. Hatta 2 parantezini alalım yukarıyı. 1 artı kök 5 olur. Aşağıdaki 8 ile sadeleştirdim. 4. Yani cevabım Ceyhan'daymış dedim dostlar. 5 numaraya geldik. Şimdi bunları hep böyle köşe taşında yaptığımız için burada hızlı hızlı yapıyorum o yüzden dostlar. Sinüs 12 ile burayı çarpıyorum. Çünkü payda eşitleyeceğim. Kosinüs 12 ile de burayı çarpıyorum. Şurası şöyle olur. Kos 36 çarpı sinüs 12 eksi sinüs 36 çarpı kosinüs 12 gelir. Bölü aşağısı da sinüs 12 çarpı kosinüs 12. Yukarıya bakın. Kos sin sin kos. Yani sinüsün toplam fark formülü var arkadaşım. Yani sinüs 36 eksi 12'den 24 geliyor. Bölü. Burası da dostum. Yine 2 ile çarpıp 2'ye bölecektik. Aynı açının sinüs ve kosinüsünün çarpımı olduğu zaman. Burası da sinüs 24 bölü 2 geldi kardeşlerim. Gerçi şurası 12 eksi 36 olacak değil mi? Yukarısı 12'den 36 çıktı. Eksi 24. Şu eksiyi de başa verelim biz. Şimdi ters çevirip çarptığımda sinüs 24'ler gitti. Bir tek eksi 2 kaldı. Yani 5. sorunun cevabı Edirne çıktı dostlarım. Geldim 6'ya. Tanjant 156'yı istiyor bizden. Tanjant 156 demek eksi tanjant 24'e eşit arkadaşlarım. Benden aslında eksi tanjant 24'ü istiyor. Peki tanjant 24 demek de şöyle eksi tanjant 24'ü bir bulalım biz. Bu da eksi tanjant 24 12 artı 12 demektir değil mi? 12 artı 12 diye yazalım. O halde şöyle olacak. Eksiyi yine yazdım ben arkadaşlarım. Tanjant 12 artı tanjant 12 artı tanjant 12 1 eksi tanjant 12 çarpı tanjant 12 diye de toplam formülünü açtım arkadaşlarım. Tanjant 12 m şöyle olacak o zaman. Eksi parantezinde m artı m yani 2m bölü 1 eksi m çarpı m yani 1 eksi m kare gelecek kardeşim. İşte bunu da düzenlersek 2m bölü eksiyi şu aşağıya verelim m kare eksi 1 yazalım. 2m bölü m kare eksi 1 Adana şıkkımız da var dostlarım. Ve geldik 7'ye. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Yukarıya bakalım sin kos sin kos. Yani sinüsün formülü var. Arada da eksi olduğu için sinüsün fark formülü. O halde yukarısı sinüs. İkisinin farkı. 7 pi'den 5 pi çıktı. 2 pi bölü 6. Yani pi bölü 6. Pi bölü 6 da 30. Buraya gelelim. Kos kos sin sin. Burada da kosinüsün formülü var. Eksi olduğu için tersini yapıyordu kosinüs. Toplamları 14 pi bölü 8. Yani 14 pi bölü 8 yapıyor toplamları. 7 pi bölü 4. 7 pi bölü 4 yaptı. Şimdi 7 pi bölü 4'ü bulalım arkadaşlarım.
Pi bölü 4 45 derece demek. 45 çarpı 7 imiş bu açımızın ölçüsü. 7 kere 5 35. Elde var 3 28. 3 daha 31. 315 dereceymiş. Aslında 7 pi bölü 4. Şimdi yani şöyle oldu. Kosinüs 315 derece bize lazım. Kosinüs 315 demek de kosinüs 360 yani 2 pi eksi 45 derece demektir arkadaşım. 2 pi'de isim değiştirmiyordu. Yani kosinüs 45 diyorum buna. Ama bölgeyi de kontrol edelim hemencecik. 2 pi'den yani şuradan 45'i çıkarttım. Şu 3. 4. 4. bölgeye denk geldi. 4 numarada da kosinüslerimiz artı olduğu için artı kosinüs 45 oldu. Yani kosinüs 45 kök 2 bölü 2 oldu. Peki sinüs 30 1 bölü 2. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2. İkiler gitti 1 bölü kök 2. O da kök 2 bölü 2 yaptı. 7. sorumun cevabı. Evet hemen burayı geçtik ve geldik 8 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor. ABCD dikdörtgeninde diyor. Tamam. O2 merkezli yarımçap bir dairenin alanı O1 merkezli dairenin alanının 8 katıdır. Şimdi şunun büyüğünün yarıçapına büyük R diyelim. O halde alanı pi büyük R kare. Eşitmiş 8 katına küçüğününkinin pi R kare diyelim buraya. Pi'ler gitsin. Her iki tarafın kare kökünü alalım. R eşittir. 2 kök 2 çarpı küçük r çıktı. Yani şuna küçük r, küçük r, şurası da 2 kök 2 r olacak diyebilirmişiz arkadaşlarım. Peki bunun yarıçapı 2 kök 2 çarpı r. Burası da 2 kök 2 çarpı r. O halde şurası da 2 kök 2 çarpı r oldu. Kotanjant alfayı soruyor. Biz tanjant alfayı bulacağız. Onu da şuradaki tanjant alfa artı beta'nın açılımını yazacağım arkadaşlarım ben. Tanjant alfa artı beta. Yani tanjant beta artı tanjant alfa bölü 1 eksi tan beta çarpı tan alfa. Peki bu neye eşit? Tanjant... Arkadaşlar videoyu bayağı bir geçtik herhalde. Nerede kaldığımızı da bilmiyorum. 12 dakikada olmuş. Şuradan ben yine devam ediyorum. Şimdi tanjant beta artı alfayı yazdık biz. Bunun da değerini şuradan dik üçgenden kök 2 artı 1 bölü kök 2 diye buldum. Şimdi getirip bunu tanjant beta'yı yerine yazıyorum. 1 bölü 2 kök 2 artı tanjant alfa dediğimiz x olsun. Bölü 1 eksi ikisinin çarpımı yani x bölü 2 kök 2 geliyor. Bu da kök 2 artı 1 bölü kök 2'ye eşit. Şimdi içler dışlar yapalım hemen burada. Kök 2 ile şurayı çarpalım. Ne oluyor burası? 1 bölü 2, 2 kök 2 ile çarpınca kök 2'ler gitti. 1 bölü 2 kaldı. Artı x kök 2 eşittir. Şu kök 2 artı 1 ile de şurayı çarpalım arkadaşlarım. Şöyle olacak. Orayı da buraya yazayım. Kök 2 artı 1 çarpı. Şurayı da 2 kök 2 eksi x bölü 2 kök 2 diye yazalım. Şimdi bunları düzenleyeceğiz dostlarım. 1 bölü 2 artı x kök 2. Şimdi kök 2'yi içeriye dağıtıyorum. Şurası ne oluyor? Şöyleyken mi çarpsaydım daha iyiydi ya? Sanki böyleyken çarpmak daha iyi arkadaşlarım. Şöyle değil de şöyle hiç toparlamadan şurayla çarpalım. Kök 2 ile 1'in çarpımı kök 2. Kök 2 ile şuranın çarpımı eksi x bölü 2. 1 ile buranın çarpımı artı 1. 1 ile buranın çarpımı x bölü 2 kök 2 gelecek. Şimdi toparlama aşaması. Bakalım neler oluyor. Toparlayalım bir şöyle. 1 var. Kök 2 var. Sayıların hepsini bu tarafa alalım bir bakalım. Lan bunun illaki kolay bir yolu var da biz böyle başladık ya şimdi gaza geldim. Böyle gidiyorum niyeyse. İnat ettim ya şimdi. Peki düzenleyelim. Hadi hepsini bir tarafa toplayalım. Şurada mı yapsam diye düşünüyorum da onu da. Şurada yapalım hadi ya. 1 bölü 2 burada. Eksi 1 geliyor. Eksi kök 2 geliyor. Eşittir. Şunları bu tarafa toplayalım. Şunu da eksi x bölü 2 var. Eksi x bölü 2. Eksi x bölü 2 kök 2. Artı x kök 2 de buradan geldi kardeşlerim. Şimdi bakalım neler yapacağız. Buradan da bulabilecek miyiz biz bu keratayı ya? Lan buradan hiç girmese miydik yola ya? Kesin şurada bir şey vardır kesin ama neyse. 2 kök 2 r.
Bu muhtemelen şöyle bir üçgen. Başka bir şey yapsa mıydık diye düşünüyorum da deminden beri arkadaşlarım. Neyse böyle başladık, böyle gideceğiz ya. Tamam, buradan devam edelim biz hadi. X parantezini alalım şu sağ tarafı. Önce şurayı bir toparlayayım. 2, 1'den 2 çıktı. Eksi 1 bölü 2. Eksi kök 2 var burası. Şurayı da bir toparlayalım. 2 kök 2 ile çarpalım. Ne geliyor burası? 2 kök 2 eksi 1 eksi 2 kök 2 bölü 2 eşittir. Şurası da şu eksi tabii ki. Oo, çok kafam gitti ya. X parantezinde eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 kök 2 eksi kök 2 geliyor. Burası da. Şimdi tekrar bir düzenleme, toparlama işlemi yapacağız. Şurayı kök 2 ile çarpalım. Eksi kök 2 olur burası. 2 kök 2 olur. Eksi kök 2 eksi 1 bölü 2 kök 2. Eksi bir daha kök 2 var. Çarpalım burayla. 4 olur. Eksi kök 2 eksi 1 eksi 4 bölü 2 kök 2. Yani eksi kök 2 eksi 5 bölü 2 kök 2. Oh! Böyle bir şey geldi. X parantezinde. Bu da neye eşit? Şu dımbıla eşit anasını satayım. Böleceğiz bunu buna. Cevap gelecek herhalde. Hadi bakalım hayırlısı. Eksi 1 eksi 2 kök 2 bölü 2. Bölersek bunu ters çevirip çarpalım. 2 kök 2 bölü eksi kök 2 eksi 5. Yani yürü git. İkiler gitsin. Kök 2'yi de içeriye dağıtalım. Eksi kök 2 eksi 4 bölü eksi kök 2 eksi 5 geldi x. Yani tanjant alfa. Kotanjant da bunun takla atmış şekli olacak. O da yok şıklarda. Neyse burada durun bakalım. Bir hata yaptık arkadaşlarım. Bir daha çözeceğiz bu kısmı. Şimdi dostlar birkaç defa daha denedim videoyu kapatıp ama sorunun cevabı bu çıkıyor kardeşlerim. Belki ben bir hata yapıyorumdur. Aynı hatayı sürekli yapıyorumdur. Siz bence bir kez daha kontrol edin isterseniz bu soruyu. Ben geçtim 9 numaraya. Bakalım bu ne diyor. Şimdi 3 üzeri 5 sinüs x var. Hemen bakalım. 3 üzeri sinüs 5x eşittir. Burayı da şöyle yapalım diyorum arkadaşlarım. 3 üzeri 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x diye de burayı yazdım. Peki tekrar düzenleyelim. 3 üzeri sinüs 5x eşittir. Burası da bakın sinüsün yarım açısı 3 üzeri sinüs 2x oldu. Tabanlar eşitse üstler eşit demiştik. İkisi de sinüs olduğu için direkt 5x eşittir 2y. Pardon burası x diyorum deminden beri. 2y oldu. X'i istiyor bizden. 5'e bölelim her iki tarafı. 2y bölü 5 geldi sorumuzun cevabı. Şuna bakalım şimdi bu ne diyormuş. Olduğuna göre tanjant alfa. O güzel soru. Hadi bunu yapalım şimdi birlikte dostlarım. Bakın burada neyi kullanacağım şimdi ben. Şöyle yukarıdan başlayalım bunu yapmak için. Şuradaki boşluğu kullanalım. Dostum şu formülü kullanacağım bak. Arc tanjant A eksi arc tanjant B şuna eşit dostum. A eksi B bölü 1 artı A çarpı B. Sanki bak bu da tanjant A eksi tanjant B. Yani tanjantın fark formülünü yazmışım gibi düşünün. Zaten öyle de çıkıyor arkadaşlarım. Bu formülü kullanacağım. Hatta şöyle yapalım. X yerine yazalım biz. Şöyle yazayım yani. Tanjant A yerine X artı 1 diyeyim dostlarım. Bakın burası arc tanjant X artı 1 olur. Eksi B yerine de X diyelim biz. Arc tanjant X oldu burası da eşittir. Şimdi A yerine X artı 1, B yerine X yazarsanız bakın bu formülü açtığınızda sizin aradığınız şey gelecek. Yani 1 bölü X kare artı X artı 1 çıkıyor dostum. Şuradaki A yerine X artı 1, B yerine X yazdığınızda direkt bu formül geliyor zaten. Şimdi o halde şöyle yapalım. Bize şimdi F'de 1, F'de 2, F'de 21'e kadar olanların toplamı soruluyor ya. Bakın ne yapacağım şimdi arkadaşlar. F'de 1 diyeceğim. F'de 1 eşittir. Şu hale gelecek o zaman. Arc tanjant. Arc tanjant 2. Eksi. Arc tanjant 1 haline döndü dostum. F'de 2'yi yazalım hemen. Bu da arc tanjant 3. Eksi.
Arc tanjant 2 haline döndü. Ve bu şekilde hepsini yazdığınızda, şöyle yazdığımızda, en son F'de 22'yi yazalım biz. F'de 22 yazayım ki 21 gelsin. Bu da neye eşit olacak dostum? Arc tanjant, 21'i yazalım. Arc tanjant 22 eksi arc tanjant 21 haline gelecek dostum. Şimdi şöyle sadeleştirdiğinizde bak, bunlar gidiyor. Şu şöyle, şöyle, şöyle gittiğinde en son geriye ne kaldı? F'de 1'den 21'e kadar olan sayıların toplamı. F1'den artı F2 artı nokta 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 F21'e kadar olan sayıların toplamı burada kaldı. Eşittir. Burada da arc tanjant 22 kaldı. Eksi bir de arc tanjant 1 kaldı. Arc tanjant 1 de neye eşit dostlarım? 45'e eşit. Çünkü tanjant 45 1'e eşittir. Yani pi bölü 4. Yani 45 derece kaldı diyelim biz. Şimdi şurası bizim zaten alfa dediğimiz yer. Bu kısım. Bizim alfa dediğimiz kısım. Ben de diyorum ki o zaman madem öyle, her iki tarafın tanjantını alalım. Şöyle oluyor. Tanjant alfa eşittir. Şuranın da tanjantını aldığınızı düşünün. Tanjant. Ve bakın tanjantın fark formülü geliyor. Yani ne oluyor? Tanjant, şöyle yazayım uzun uzun. Tanjant arc tanjant 22 eksi tanjant 45 bölü 1 eksi ikisinin çarpımı. Yani tanjant arc tanjant 22 çarpı tanjant 45. Şimdi tanjant 45 1. Tanjant arc tanjant, tanjantla arclar, arc tanjant gider, 22 kalır. Şöyle oldu o zaman. 22 eksi tanjant 45 1 bölü 1 eksi 22 çarpı 1, yani 22 geldi arkadaşlar. Yok, şurası 1 artı, pardon. 1 artı tanjantın formülünü yanlış yazdık. Bu da 21 bölü 23, yani Edirne şıkkı çıktı. Sorumuzun cevabı. Gayet güzel bir soruymuş arkadaşlar. Devam ediyorum 11 numaralı soruyla ben şimdi. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Bakın şuradaki aynı açının sinüs ve kosinüsünün çarpımını görünce 2 ile çarpıp bir de 2'ye bölüyordum dostlarım bunları ve şurası ne oldu kardeşim? Sinüsün 2 kat formülü oldu. Yani 1 bölü 2 çarpı sinüs şu açının 2 katı. Pi bölü 6 gelecek yani. Çarpı var bir de burada. Şu kısmı bir düzenleyelim. Bir yerine ben ne yazabiliyordum? Sin kare artı kos kare. Yani sin kare pi bölü 12 yazalım. Artı kos kare pi bölü 12 yazalım. Kos kare pi bölü 12. Bir de eksi 2 tane sin kare pi bölü 12 var. Peki burası da ne oldu dostum? Kosinüs kare pi bölü 12 eksi sin kare pi bölü 12. Peki bu da kosinüsün 2 kat formülüydü. Yani ne olacak? Kosinüs pi bölü 12'nin 2 katı. Pi bölü 6 gelecek. Ve bakın yine aynı açının sinüs ve kosinüs çarpımları var dostlarım. O halde ben yine 2 ile çarpıp bir daha 2'ye bölüyorum bu kısmı. Şöyle oldu. 2'yi buraya verirsek 1 bölü 4 çarpı sinüsün 2 kat formülü. Yani pi bölü 3 haline döndü. Peki pi bölü 3 ne demektir? 60 derece. Sinüs 60 da neydi dostum? 1 bölü 4 çarpı. Kök 3 bölü 2 demekti. O da ne çıktı? Kök 3 bölü 8. 11. sorumuzun cevabı Adana. Geldik 12 numaraya. Şimdi 12 numarada şurada kök 3 bölü 3'ü gördüğümüz zaman ne yapacağız demiştik biz. Ya da kök 3 oluyordu daha doğrusu burada genelde ama. Kök 3 bölü 3 de olur. Tanjantını biliyorum ben. Kök 3 bölü 3 şöyle bir yazalım. Alfa diyeyim buraya. Kök 3 burası, 3 burası, Pisagor bağıntısı yaptım. 9, 4 daha, şurası 2 kök 3 oldu. Bakın 90 derecenin karşısı neyse 30'un karşısı yarısı olacaktı. Demek ki alfa 30 derece. Yani bu tanjant 30 demektir. O halde ben soruyu şöyle düzenleyeyim. Sinüs 15 artı tanjant 30. O da sinüs 30 bölü kosinüs 30 çarpı bir daha kosinüs 15 var. Toplayalım. Bununla bunu çarpıp üst tarafla topluyorum. Kosinüs 30 çarpı sinüs 15 artı sinüs 30 çarpı kosinüs 15 bölü aşağıda da kosinüs 30 kaldı kardeşim. Şimdi tekrar düzenleme yapalım. Bakın sin kos sin kos. Yani sinüsün
aradaki işaret artı olduğu için sinüsün toplam formülünü yapacağım burada dostum. Hemen yapalım. Sinüs 45 olur yukarısı. 30 ile 15'in toplamı. Aşağısı da kosinüs 30 geldi. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Ters çevirelim. Kök 2 bölü 3. Kök 3. Kök 3 ile çarpalım her iki tarafı. Kök 6 bölü 3. Sorumuzun cevabı Ceyhan'daymış diyelim. Ve gelelim buna. Küp açılımı yapacağız herhalde burada arkadaşlarım. Şöyle bir deneyelim bakalım. Ne olacak burası? Küpten kareye geçsek mi? Kareden küpe mi geçsek? Kareden küpe geçsek kos kare sin kare gelecek. Kareden küpe geçelim biz. O daha iyi olacak arkadaşlarım. Şöyle yazıyorum. Şimdi bu adam kosinüsün küpünün yok karesinin küpü olsun. Karesinin küpü eksi burada da sinüsün karesinin küpü geldi. Şimdi küp açılımı yapalım. Önce küpler yokmuş gibi kos kare ama eksilisi oluyor değil mi? Kos kare eksi sin kare geliyor. Neyse gelsin bakalım. Kos kare eksi sin kare buradan geldi. Çarpı birincinin karesi yani kos üzeri 4 artı birinci ile ikincinin çarpımı kos kare çarpı sin kare artı ikincinin karesi sin kare üzeri 4 gelecek buradan da. Sin üzeri 4 geldi. Düşünelim de bunu mu yapsaydık yoksa küplerin karesini mi alsam diye düşünüyorum. Bir de küplerin karesini alarak yazayım arkadaşlarım. Yani şöyle kos küpün karesi eksi sin küpün karesi. İki kare farkı olsun. Kos küp eksi sin küp geliyor buradan. Çarpı kos küp artı sin küp geldi. Şimdi kos küp eksi sin küpü açalım. Bu da nedir? Kos eksi sin çarpı birincinin karesi kos kare. Birinci ile ikincinin çarpımı kos sin artı ikincinin karesi sin kare. Çarpı devamını şuradan yapıyorum. Kos artı sin çarpı kos kare artı yok eksi gelecek bu sefer. Eksi kos sin artı sin kare. Peki sanki bu biraz daha hoş oldu gibi geldi bana. Biraz daha gözüme hoş geldi. Devam edelim. Düzenleyelim. Şimdi kos kareli sin karenin toplamı 1'di. Şöyle oldu arkadaşlarım. Kos eksi sin çarpı 1 artı cs çarpı c artı s çarpı 1 eksi cs. Bakın buradan da şununla şu iki kare farkının açılımı geliyor kardeşim. Hemen bunlar da o zaman c kare eksi s kare diye yazılır. C kare eksi s kare iki kare farkından. C kare eksi s kare de hatta neye eşit? Kosinüsün yarım açı formülü mü? Kos kare yok. Kosinüs 2x olacak burası. Çarpısı var devamında. Şurada da iki kare farkı var kardeşlerim. Birincinin karesi 1 eksi kosinüsle sinüsün kareleri çarpımı yani c kare cs'nin kareleri. Şöyle bir şey gelecek. C kare eksi s kare. Peki kosinüs 2x dediğimiz şey x'imiz pi bölü 8'di dostlarım. Kosinüs 2x pi bölü 4 yapar. Pi bölü 4 de kök 2 bölü 2'dir burası çarpı. Şimdi şuraya gelelim. 1 eksi kosinüs pi bölü 8 çarpı sinüs pi bölü 8'i düzenleyeceğiz şimdi burada da. Hatta bir de bunların kareleri gelecekmiş dostlarım. 1 eksi kosinüs kare eksi sinüs kare. Dur bakalım burada ne yapacağız? Yine süremiz doluyor arkadaşlarım. Zaman doluyor. Ben yine kendim durdurayım videoyu buradan da devamını yapayım ben hemen. Hemen başlatacağım kardeşim. Hemen devam ediyorum arkadaşlarım şuradan. Dedik ki şimdi buraya da 1 eksi cs'nin karesi. Bakın bunu da şöyle yazıyorum. 1 eksi şimdi kosinüs x çarpı sinüs x bölü x'in karesi. Bunu da 2 ile çarpıp 2'ye bölelim ki kardeşim şu kısmı 2 ile çarpıp 2'ye bölüyorum ki kosinüsün yarım açı formülünü yapabileyim. O halde şöyle oldu. Şimdi en baştan şuradan bir daha yazıyorum arkadaşım. Kök 2 bölü 2 çarpı 1 eksi şurası sinüs 2x oldu. X dediğim pi bölü 8'di. 2x pi bölü 4. Yani sinüs 45 oldu. Sinüs 45 de kök 2 bölü 2'dir. Bölü 2'si var. Kök 2 bölü 4'tür. Karesi var.
2 bölü 16'dır dostum. Herhalde doğru söyledim. Evet, 2 bölü 16 geldi. Düzenleyelim şimdi. 16, 2 çıktı. 14 bölü 16. Şöyle oldu yani. Şuradan yapayım. Kök 2 bölü 2 çarpı 14 bölü 16. Yani 7 bölü 8 oldu. 7 kök 2 bölü 16. Evet, sonunda bulduk cevabı. Denizli şıkkımız doğru cevapmış. Evet Kobeller. Birinci konu testini bitirdik. 2'ye geçeceğiz inşallah. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.